Canlı görüntü mü bu? Diha'nın son geçtiği görüntüler az önce geçti. Bu kişi hastaneye sevk edilmiş olabilir. Ali Selim, beni duyabiliyor musun? Bize yardımcı olur musun? Ne oldu? Duyuyorum Ebru Vaki. Ne oldu? Evet, ne yaşandı? Çağlayan Adliyesi önündeki T kapısında bir silahlı saldırı gerçekleşti. Hı hı. Çağlayan Adliyesi üyelik bir silahlı saldırı olduğu üzerinde duruluyor. Ve bir tane şüpheli çanta var. Polis bunun bomba olma ihtimali üzerinde duruyor ve alanı boşalttı. Esrafta yaralılar var. Bütün vatandaşları Çağlayan Adliyesi içerisine doğru aldı polis. Ve kapının önünde bir güvenlik önlemi almaya çalışıyorlar şu anda. Yoldan geçenler de mi yaralandı Ali Selim? Baksana, biz çok yerde yatan insan görüntüleri görüyorum. Yaralılar var, yaralılar var. Onları hemen hastaneye sevk edecekler. İlk müdahaleler C kapısı önünde yapıldı. Polis şu anda Adliye'ye bir silahlı saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. Ve bütün vatandaşları Çağlayan Adliyesi içerisinde güvenli bir alana aldı. Şu anda da alıyorlar. Bu Ahmet'e saldırıya ilişkin bir bilgin var mı? Tek kişi mi, kaç kişiler, niye? Şu anda saldırıya ilişkin bir açıklama yok. Kimin yaptığı, neden yaptığına dair bir açıklama yok. Ama Adliye'ye yönelik bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Etrafta da bir tane şüpheli paket var, şüpheli çanta var. Bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bomba uzmanları mı var? Gelecekler. Daha gelmediler. Herhalde adliyenin, Çağlayan Adliyesi'nin C kapısının önünde silahlı saldırı oldu. C kapısı önünde silahlı saldırı oldu. İnsanlar, yaralılar var. İnsanlar panik halinde kaçışıyorlar. Polis vatandaşların güvenliği için Çağlayan Adliyesi içerisine aldı. Saldırgana müdahale edildi mi? Saldırganla ilgili bir bilgim yok. Başka, elinde başka aktarabileceklerim var mı, yoksa bilgi alman için bırakabilirim seni? Şu anlık bu kadar Ebru Baki. İlerleyen saatlerde tekrar bilgi verebilirim. Ali Selim Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Sözcü muhabiri en yeni, en sıcak bilgiyi bize aktardı. Çağlayan Adliyesi'nde C kapısının önünde bir silahlı saldırı oldu, tahmin ettiğimiz gibi. Görüntülerden anladığımız üzere. İnsanlar hızla adliyenin içine doğru kaçışmaya başladılar ve çevreye doğru kaçıştılar. O arada yaralı insanlar var. Sosyal medya hesaplarında çok fazla görüntü var ama benim akan canlı yayın görüntülerinde gördüğüm yaralılar vardı zaten. Ama çok temkinli gittiğiniz için seçmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda sağlık görevlileri bir kişiye... Bir ses dinleyelim, tamam. Demin gördüm, evet. Çağlayan Adliyesi geniş bir alan. Bilenler bilir. Geniş bir alana yayılmış. Bayağı bir avludan geçiyorsunuz, giriyorsunuz. Korkunç bir şey yaşanıyor şu anda. Korkunç bir şey yaşanıyor. İki polis yaralı. Şimdi benim anlamadığım, izleyicilerimizle canlı yayında olduğumuz için açık açık şöyle paylaşayım. Demin yaralıya müdahale ederken acaba hani saldırgana mı müdahale edildi, olabilir. Bu olabilir, o yüzden temkinli gittim. Yaralılar var fakat iki polisimizin yaralı olduğunu biliyorum ben. Fakat saldırganlara müdahale edilirken mi, yani saldırganlar mı, saldırganlara müdahale mi edildi? Ya da sivil vatandaş mı, bunu bilmiyoruz. O yüzden temkinli konuşmaya çalışıyoruz. Kardelen Kocatürk, şimdi telefon attığımızda sen ne biliyorsun, hemen anlat. Çağlayan'da. Ebru Baki, şu anda Çağlayan'a giriş ve çıkışlar kapalı. Polis memurları adeta bir etten duvar örmüş durumda. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda iki kişinin yaralı olduğunu biliyoruz. Bu iki kişinin polis memuru olduğu iddiası yine aynı şekilde var. Olay C kapısının önünde yaşanıyor. Aynı zamanda da ambulanslar yine şu anda adliyenin ön taraflarına doğru gelmeye başladı. Ve şu anda giriş ve çıkışlar
çocuklar içeride duranlar dışarı çıkamıyor. Dışarıdakiler de aslında şu anda içeri giremiyor. Yine bir iddia olarak verelim. Polis memurların, polislerin o silah seslerinin ardından saldırganı da vurduğu yine iddialar arasında. Şu anda tam bilgi de alamıyoruz. Çünkü kontrol var ve şu anda hani içeriden bilgi almak da çok zor. Ama şu anda iki polis memurunun yaralandığı iddiası var ve polislerin saldırganlardan birinin ya da saldıranlardan birinin vurduğu da yine iddialar arasında Ebru Baki. Kardelen Kocatürk, tekrar bir geçelim. Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı önünde polis merkezine doğru, polislerin bulunduğu noktaya doğru silahlı saldırı yapıldı. İki polis yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi. Saldırganlar ölü ele geçirildi. Bu bilgi var elimde. İki saldırgan da ölü ele geçirildi, öldürüldü. Bunun dışında sivil vatandaşların yaralı olduğu bilgisi var. Yaralanan vatandaşların olduğu bilgisi var. Sende böyle bir bilgi var mı Kardelen? Bunu da iddia olarak verebiliyorum Ebru Baki. Çünkü tam göremiyorum. Adliyeye yaklaşmak şu anda imkansız. Ben de görüntülerden seçmeye çalışıyorum. O yüzden zorlanıyorum. İddialar arasında ve sivil vatandaşların da yaralandığına dair bir iddia da var Ebru Baki. Bir vatandaşa kalp masajı yapılıyordu. Hatta polisler o taraftaydı. Sonra ambulansla hastaneye götürüldü ama sağlık görevlileri uzun kalp masajı yaptı. Onu görebildik net olarak. Saldırganlar etkisiz hale getirildiği için görüntüler saldırganlara ait görüntüler muhtemelen. Sen yayını görebiliyor musun? Yok, şu anda göremiyorum. Şu anda göremiyorum. Arkadaşlar bu görüntüdeki Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı önü mü? Görüntü. Bana bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Çağlayan Adliyesi'nde teşekkür ederim Kardelen. Yine bilgiler edindikçe aktarırsan izleyicilerimize tabii iletelim. Tabii. Kolay gelsin. Çağlayan Adliyesi. Polislerin bulunduğu noktaya doğru silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan var. İki saldırgan da etkisiz hale getirildi ve ölü ele geçirildi. Görüntüler biraz karışık geldiği için ben de çözümlemeye çalışıyorum. Saldırı anında İnanılmaz bir panik oldu. C kapısı içinde vatandaşlar adliyenin içine doğru girdiler. Aynı zamanda çevreye doğru koşuşan insanlar gördük. O silahlı saldırı anında büyük bir panik yaşandığını anlıyoruz. Ardından vatandaşlar da adliye içinde korumaya alınmış. O bilgi de var elimizde. Bakıldığında yeni bilgileri aktarmaya çalışayım geldikçe. Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Bunu söyledik. C kapısı önünde polis noktasına polise dönük bir silahlı saldırı bu. Saldırıda iki polisin yaralandığı bilgisini aktardık. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.